Şurada sürekli mojito satıyorlar. Farklı farklı insanlar geliyor. Hepsi Pakistan'dan. Pakistanlılar burada ele geçirmiş mojito olayını. Bayağıdır spor yapmıyordum. Çantayla beraber bakalım 3-5 tane kırmızı çizgi. Barfix yapabilecek miyim onu deneyeceğim. Burada merdivenler çalışmıyormuş. Tek taraftan hem gidip hem inmeye çalışıyoruz. Aslında giderek gelecektik arkadaşlar. Ama hiçbir şey yoktu ya yolda. Böyle bir otoban kenarı gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Arada bir böyle boş parklar var. Biraz evsizler mevsizler var. Baktık nereden 45 dakika o mevkide yürümemiz lazımdı. Sokak yok, bir şey yok, kafe yok. Ne bileyim hiçbir şey yok yani. Alışveriş merkezi hiçbir şey yoktu. O yüzden biz de hemen burada metro aldık. Metrodan geldik. Şimdi işte şey, Barcelona'nın en simgesi olan o katedralin olduğu yere gidiyoruz. Çıktığımızda galiba direkt onun yanında olacağız. Bunu gerçekten görmek istiyordum doğruya doğru. Yani deniz, güneş, palmiyeler falan dışarı sunuyorlar. Tabi buradaki daha güzelmiş doğruya doğru. Ama şimdi gideceğimiz katedral dünyada eşi benzeri olmayan bir katedral, yani katedrallerden bir tanesi. Bisiklet olayını yapamadık. Çünkü maalesef bir yanın kredi kartı yok. Nereden gidiyoruz ya? Yanlış gelmişiz. Başka tarafa gideceğiz. Geldik arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz gözüküyor. Bilmiyorum siz. İnanılmaz detaylı yani burada taşlar falan. Üst üste döşenmişler. Siz görebiliyor musunuz kameradan? Şu an ben ekrandan algılayamıyorum. Şu an metrodan çıktık. Aklınızda olsun yarın öbür gün gelecek olan varsa. Direkt yanında metro var. Bakalım. Yani İlyana çok sıra var diyor ama kokmuyor ama. Şey, bunun içine galiba bilet almak gerekiyor. Keşke dedi internetten alsaydık. Da işte biraz free takılmak istiyoruz o yüzden. Çok saatli ve planlı iş yapmadık açıkçası. Wow. Galiba belli bir sayıda insanı alıp içeri öyle bırakıyorlar. Yani şöyle düşünün, buradan bırakıyorlar. İsteyen dışarıda fotoğraf çekebiliyor, isteyen içeri girebiliyor. Volumio? Una pregunta. Online haben wir die Tickets. Online, okay. Gucken wir mal erstmal. Keine Tickets mehr verfügbar, erst am Samstag wieder. Cumartesiye kadar bilet yok arkadaşlar. Full. Aklınızda olsun size gelecekse. Bir yere oturduktan sonra
bilet alacağız cumartesiye. Öyle düşündük şu an. Bugün için içeri girme şansımız yok. Katedralin içine giremedik arkadaşlar. Onu hafta sonuna bırakıyoruz. Buraya yürüyerek gelecektik. Şimdi meşhur El Nacional diye bunların bir pazarı var. Oraya gireceğiz. Bizim Türk pazarları gibi değil de daha çok, nasıl söyleyeyim, üstü kapalı işte, yeme içme. Biz de YouTube'dan, işte bloggerların sayfalarından falan baktık. Herkes, bütün internetteki herkes, bütün arkadaşlar, herkes oraya gidin dedi. Şimdi oraya gideceğiz. Gidiyoruz yani daha doğrusu. Aslında yürüyerek gelecektik ama şimdi saat 4.30'a yaklaşıyor. Sonuçta Türkiye gibi değil. Burada her şey böyle 5'te 6'da falan kapatıyorlar. Dedik şimdi belki yetişemeyebiliriz falan. O yüzden metro aldık. Metroya indik. Aa, burada bayağı bir insan sirkülasyonu var. Sağlı sollu. Metroyla 9 dakikada geldik. Galiba şuradan bir yana sağ tarafta da o dediğim şeye sapacağız. El Nacional denilen yere giriş yapacağız. Dün de bu sokağa yürümüştük. Şeyle beraber. Meşhur El Nacional'ın girişi burası arkadaşlar. Normal böyle bir gezi yolunun sokağın ortasından giriyorsunuz. Let's go. Burada böyle restoranlar var. Şimdi ben sürekli her şeyi etli yiyorum. Yani hem gündüz, nasıl söyleyeyim, sabah öğlen akşam. Vivian da şey diyor, birazcık eti azaltsan olmaz mı? Oo. Delicious sauce. Girer girmez bir burnunuza pat diye balık kokusu demeyeyim de deniz ürünleri kokusu geliyor. Zaten insanlar sağlı sollu, her yerde balık ürünleri var, bilmiyorum gözüküyor mu ya. Hoş geldin. Wow, gerçekten çok cool. Ama kaça kadar servis var bir sormak lazım. Sevmediğim olay oldu. Saat 6'da mesela tak diye kapatıyor. Böyle söyleyeyim, menüler 16 euro, 25 euro, 15 euro, 16 euro. Aperatifler 3 ile 7 euro arası. Soğuk mezeler 4 euro falan. Peynirli bir menü var. Hepsi 8 ile 10 euro arası. Normal. Berlin'de olsa hepsi tabii en az 2-3 katı. İspanya yine şeye göre birazcık daha ucuz. Berlin'e göre biraz daha ucuz yani, doğruya doğru. Aa, burası da çok güzel. Güzel bir dizaynı var ama akşam herhalde burası daha güzel olur. İki tane Prosecco aldık arkadaşlar. Denemek için bunların çok nasıl söyleyeyim, geleneksel peynirleri var. Onları aldık. Et aldık. Etin yanına ekmek söyledik. Ekmek gelecek. Burada denemek için başka şeyler var. Deniz ürünleri var. Burada zaten çok meşhur. Biraz tatlı bir şey diyor ama çok hoşuna gitmemiş. Suratı ekşidi. Saat 5 yani. Hani daha çok içmek için aslında şey değil. Doğru bir zaman değil ama sadece küçük bir tane prosecco aldık. Etraf gerçekten şahane. Burası atmosferi çok güzel. Burası tam böyle sevgiliyle gelinip içilecek bir yer. Veya böyle çok iyi arkadaşınla geleceksin. Başlayacaksın içmeye. Ondan sonra burada şu küçük küçük aperitif diyorum ya. Aperitivo. Aperitivo alacaksın. Bitecek arkadaşlar. Şimdi hesabı ödüyoruz. Ödedik.
Ve çok acayip boru gibi bir hesap geldi. Çünkü yemek bile yemedik yani. 47 euro. 50 euro diyebilirsiniz hesap. Şu yediğimiz jambon çok pahalı. 25 euro. Yani buna 25 euro 3 kişi, 4 kişi menü yiyebilirsiniz Berlin'de. Yani sonuçta biz her zaman yapmıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, tadı çok güzeldi. Doğruya doğru deneyebilirsiniz. Varınız varsa. Ama wow, denemelisiniz, inanılmaz gibi bir şey değil. Yani aslında sıradan bir şey bence. Kötü değildi, çok güzeldi, bitirdik çünkü. Ama yine de bu paraya değmez yani. Şöyle göstereyim şu. Bunu abi yemeyin. 25 euro buna bayılmayın yani. Ama Viviana söyledi. Onun babası şarap alıp satıyor restoranlara. Öyle anladım yani. Büyük restoranlara, daha zincirlere, restoran zincirlerine. Onun söylediğine göre bizim içtiğimiz Prosecco gerçekten çok kaliteliydi. Burada yukarıda Prosecco'lar, şampanyalar var. Şu gösterdiği şey, şu 4 şişe var ya, bunların bir tanesi bu şampanyaların 100 euroymuş. Size de böyle bir genel kültür bilgisi olsun. Ben de hepsini bugün öğrendim. Şimdi buradan başka bir yere geçeceğiz. Şunu alayım şöyle.